Alaydar Bozkurt. O bir Adana sevdalısı ve Portekalce Festivali'ni konuştuk geçtiğimiz günlerde Zeydan Karalarla birlikte bir araya gelmiştik ve Alaydar Bozkurt'la da konuşmuştuk. Bu arada Fatih Avşar Beşiktaş yöneticisi İsmailim bu akşam maça geldi, uğur gelsin. Ayaksa maçımız var. Şu kötü gidişatı bir durduralım. Şansa ihtiyacımız var diyor. Akşam maça gideceğim. Fatih sizin oraya değil ama başka bir arkadaşıma sözüm vardı ama davet için çok teşekkür. Akşama Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Efendim şimdi bugün Öğretmenler Günü ve Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Bey, Kadem Özbay bizimle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ve Öğretmenler Günü'nüzü kutluyorum. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim, çok Kim sağ olun. Kim ne var burada? Evet. Zam, kriz, tükeniyoruz, yoksulluk bu net. Evet. Ne? Zam, kriz, yoksulluk, tükeniyoruz. Ülkemiz adeta derin bir ekonomik krizin içerisinde. Her geçen gün yaşam koşullarımız zamla, krizle, yoksullukla beraber artık pahalılık bir alışkanlık haline yaşanmaz hale geldi öğretmenler içinde, eğitim emekçileri içinde. Biz de eğitim iş sendikası olarak iki gündür kurumlarımızda zam, kriz, yoksulluk kokartıyla öğretmenlerimizin de eğitim emekçilerinin de artık tükendiğinin farkındalığını yaratmak istiyoruz toplum içerisinde ve bugün öğretmenler günde düşünebiliyor musunuz? Bu ülkede baş öğretmen sıfatını taşıyan tek bir liderin olduğu bu ülkede öğretmenler zam, kriz, yoksulluk ...tükeniyoruz diye seslenmek zorunda kalıyorlar. Ama bu sadece öğretmenler değil, hepimizin sorunu aslında evet. değil mi? Yani Türkiye bayağı bir zorlu bir dönemden geçiyor. Evet. Ve hepimiz fatura ediyoruz. Öğretmenlerin yaşadığı özel bir durum mu var? Tabii ki bugün... detay alayım. Bugün asgari ücretin de dünyadaki birçok örneklerin arasında en alt düzeyde olduğunu hepimiz biliyoruz. Aslında... Asıl çelişkinin emekle sermaye arasında olduğunda doğru tahlil etmek lazım. Yalnızca öğretmenleri ilgilendiren ya da eğitim emekçileri ilgilendiren bir krizle karşı karşıya değiliz. Akşam yatıp sabah kalktığımızda cebimizdeki paranın değer kaybettiğini görüyoruz. Normal bir şekilde günlük yaşamımızda alışverişimizi yaptığımız şeylerin artık pahalılığına yetişemez olduğumuzu görüyoruz. Tabii ki biz öğretmenler gününe özel de bir anketle öğretmenlerin durumunu, özelde öğretmenlerin durumunu yansıtmak istedik. Aslında bu durum bence toplumun da durumunu yansıtıyor. Çünkü öğretmen dediğimiz kişiler aslında toplumun ilk rol model bireyleridir. Tabii. Yani sizlerin de bir öğretmeni vardı, bizlerin de öğretmeni vardı. Bugün sarayda oturan kişilerin de öğretmeni var. Bugün gece konuda yaşayan kişilerin de öğretmeni var. Öğretmen dediğimiz kişi yalnızca derse girerek ders anlatan, okutmayı öğreten değil. Aynı zamanda toplumu aydınlatma görevinde üstlenen, topluma rol model, toplumsal değişimi ve ekonomik süreçle ilgili de bilgilendirme sürecini yürüten bir kişi. Bunun üstünde ne var? Ha, Atatürk var Tabii. eğitim işçisi. Şey, evet bugünün özel baş öğretmenimiz evet. Mustafa Atamızı Atatürk. Atamızı sevgiyle, saygıyla, özlemle anıyoruz. Evet. Şimdi benim en fazla üzüldüğüm kesimleri sorayım size. Bir, atanmayan öğretmenler. Evet. Türkiye'de bugün atanmayan öğretmen dediğimiz zaman ne anlayacağız? Kaç kişi evet. anlayacağız? Öncelikle kullandığınız ifadeden dolayı bence çok doğru bir tespit. Teşekkür ediyorum. Atanamayan öğretmen değil, atanmayan öğretmen sorunu vardır. Geçen yıl 440 bin üzerinde kişi KPSS sınavına girdi aslında bu sayıdan daha korkunç bir sayıyla karşı karşıyayız. Çünkü az önce sizin haberinizde de vardı. İşte kapıcılık yapan, inşaatta çalışan, inşaatta çalışırken intihar eden, artık geçinemeyen, mesleki anlamda, yaşam koşulları anlamda bir liyakata sahip olmasına rağmen o yaşam koşullarını sürdüremeyen ve dayanamayan, artık yaşamına son veren nice arkadaşlarımızı gördük. Bu gençler bu ülkenin gençleri. Bu 440 bin sınavına girenlerin üzerinde artık umudunu kesmiş ve sınava girmeyen de bir o kadar öğrenci var bir o kadar gencimiz var. Yani yaklaşık 1 milyona yaklaşmış İsmail Bey. Yaklaşık 1 milyona. Bu dünyadaki 60 ülkenin nüfusundan daha fazla. Her yıl bu yıl ne dediler? 15 bin öğretmen alacağız. 15 bin öğretmen. 15 bin öğretmen alımı bunu karşılamadığı gibi mış gibi yapmanın da ötesine geçmiyor zaten. Ama ne yapıyorlar biliyor musunuz İsmail Bey? Her yıl 100 bine yakın ücretli öğretmen alıyorlar. Bakın bu ne demek bin. ya? Böyle bir şey olur mu? Ücretli öğretmen ne demek? Bunu bir anlatır musunuz? mısınız? Bakın bu örneği daha önce de verdim. Bugün buradan karşıdaki bir Berber dükkanına girsek, orada askeri ücretin altında sosyal güvencesi olmayan birini çalıştırıyor olsa... ...bu ülkenin kurumlarında görevli kişiler oraya ceza keser. Orayı kapatır. Ama bugün bu ülkede adeta emek üzerinden öğretmen arkadaşlarımız sömürülüyor. Yani diyor ki devlet, bizim öğretmene ihtiyacımız var. Yaklaşık 100 bin bakın, yaklaşık 100 bin. Öğretmene ihtiyacımız var ama seni kadrolu yapmam. Ama sana güvenceli atama ortamı sağlamam. Sen gel askeri ücretin daha da altında bir ücretle çalış. Daha dün akşam İstanbul şube başkanımızla konuşuyorum. Birin oluşuyor. Dedi ki iki tane kız kız kardeş, iki kız kardeşin toplam maaşı bir öğretmen maaşı etmiyor. İstanbul'un göbeğinde ücretli çalışıyor bu arkadaşlarımız. Bundan daha acı bir tablo var mı? Öğretmene verilen değeri görebiliyor musunuz? Böyle kaç öğretmenimiz var? Her yıl yüz bin'e yakın. Bakın İstanbul'un göbeğinde bugün gezelim birçok okulda ücretli öğretmen olduğunu göreceğiz. Böyle bir şey olur mu ya? Çözüm ne? Öneriniz? Çözüm aslında bu pandemi süreci bir şey gösterdi bize. Eğitimle yakından ilgilenmeyen kesimlerin bile eğitimdeki sorunları tespit ettiğini, çocukların sınıflarının kalabalık olmasını, hmm. kamu kaynaklarının kamuya aktarılmadığını, okulların ihtiyaç anlamda sorunları olduğunu herkes aslında gördü. Bugün yapılması gereken şey öğrenci öğretmen oranının daha makul seviyeye düşürülmesi. Yani ne olması lazım? Bir öğretmenin sağlıklı bir şekilde ders yapabilmesi için 15 ile 20 arası bir öğrenciye hitap etmesi lazım sınıfta. Tabii ki aslında Bugün kaç, bu metre, ortalama kaç? metrekare. Bakın onunla ilgili de şöyle bir geçen Milliyetin Bakanlığı bir sayı yayınladı. Yani bu topluma şeffaf olacağız. Toplumu kandırmaya çalışmayacağız. Hele hele bu Milli Eğitim Bakanlığı gibi eğitimin başındaki kişi hiç yakışmıyor. Diyor ki Türkiye'deki sınıfların ortalaması 25. Nedir bu biliyor musunuz ortalama? Özel okulları da sayıya dahil ediyor. Nedir bu biliyor musunuz? Gümüşhane'de, Bayburt'ta 13 kişilik sınıfları da ortalamaya dahil ediyor. Ben de diyorum ki hadi hodri meydan. Milli Eğitim Bakanı, Milli Eğitim Müdürü elinden tutacağız. İstanbul'daki merkezdeki bir okula gireceğiz. Sınıfta kaç kişi var? Sizce kaç kişi var? 40 kişilik, 50 kişilik sınıflar olduğunu İstanbul'da. Burada tabii ki. Ankara, İzmir'de mi böyle. Kesinlikle. Deniz'de ben... denizde ifade edebilirim. Denizde. Tabii ki. Evet, bir söyleyin. Denizde ifade edebilirim. Nasıl? Kendi çocuğumun olduğu okullar 38 kişi. Bir sınıfta. Tabii ki. Sizin çocuğunuzun okulu evet. devlet okulunda. Tabii ki, tabii. Ki. 38 kişi tabii, var. Tabii. Mesela ben şimdi sizinle Daha bir dikiysem İstanbul'da herhangi bir devlet okuluna evet. ortalama 38-40 kişi mi? 40 kişilik sınıfları çok rahat görebilirsiniz İstanbul'un merkezinde. Ankara, İzmir hep böyle mi? Kesinlikle. Mersin, Adana. Kesinlikle. Çok rahat görebilirsiniz. Bunları aslında kendileri de farkındalar. Tabii burada sınıfın ortamına göre de fiziki durumuna göre değerlendirmek lazım. Bazı sınıflarda örneğin benim denizde çalıştığım bir okulda sınıfımız 25 kişiydi. Ama oraya 26. kişiyi koysanız nefes alamazsınız. Hani pandemi süreci bize bir şey öğretti ya her 4 metrekareye bir öğrenci. Aslında bu fiziki ortama göre bir tabloyu yansıttığınızda o 25 kişilik sınıfların bile bazı ortamlarda kalabalık sınıf ortamı oluşturduğunu, aslında sağlıklı eğitim ortamını sağlamadığını da göreceksiniz. Peki. Şimdi sizinle devam edelim Tabii. ama bir reklam arasına gidelim. Değerli izleyenler, bugün Kadem Özbay ile konuşuyoruz ve bize öğrettiğiniz manşetimiz var. Kendi sözleriyle yaşayan Atatürk profesör Talat Halman'ın Koç Üniversitesi yayınlarından çıkan kitabında bugün tanıtacağım 14. kitap olarak huzurlarınıza getirmiş olayım. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Hepinizin, hepimizin, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini konuşuyoruz.